Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine bir 1 litre test videosuyla karşınızdayım. Bu videodaki test edeceğimiz motosiklet Honda Mankey. Çok eskilerden gelen ama güncellenmiş bir motosikleti. Şimdi bunu test edeceğiz. İçindeki benzini tamamen çektim. Bitmesini bekliyorum. Sıfırlayamadığım için yola çıktım. Gerçekçi olsun testimiz diye tamamen bitmesini bekliyorum. Benzin bittikten sonra içine 1 litre koyacağız. O 1 litreyle yola çıkacağız. Hem sohbet edeceğiz, hem Ankara'ya gideceğiz, hem motosikletten bahsedeceğiz. Hem de o 1 litre benzin ne zaman bitecek ve 1 litrede kaç kilometre yapacak bunu görmüş olacağız. Şimdi ben devam ediyorum. Benzin bittikten sonra o 1 litre benzini eklerken tekrar görüşürüz. Siz de o arada videomuzu beğenmeyi ve abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sanırım bitiyor benzin. Evet, bitmek üzere. Kenarda bir yerde duralım. 1 litremizi koyalım, devam edelim. Çünkü enjeksiyonlu olduğu için çok da fazla zorlamak istemiyorum. Hem pompayı hem motoru. Evet. Bittik. Biraz daha gider mi? Gitmez. Stop etti. Harika. Evet, benzinimiz bitti. Şurada 1 litremizi koyacağız. Bir daha basayım şöyle. Bakalım. Yok. İçindeki benzini tamamen bitirdik. Şöyle biraz da dış görünüşünü göstereyim sizlere. 125 cc bir motosiklet Honda Mankey. Şimdi giderken size motosikletin genel özelliklerinden de bahsederim. Tam 1 litre. Bakalım. Kaç kilometre gidecek. Bu arada 5 litre bir 5.6 yanlış hatırlamıyorsam bir yakıt kapasitesi var deposunun. Şunu da şöyle. Benzin biliyorsunuz ki altın kadar değerli şu anda. Sen şurada dur. Damlasını bile harcamamak gerek. Dolduruyoruz. Oh, nasıl içiyor bak bak yarasın. Sık. Tamam. 1 litre benzinimizi koyduk. Tam olarak içinde 1 litre benzin var. Şunlarda çöp var mı burada? Yok. Şuraya koyalım, çöpe atarız. Ben bunun incelemesini yaptım. İzlemeyenler varsa izlesinler. Ekranın sağ üst köşesinde linkine bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Çok güzel, kullanımı çok eğlenceli bir motosiklet. 113 kilometrede. 113.3. Ben buna 113 diyeyim ama videoyu montajlarken ekrana zaten tam olarak metre metre yazarım. Ne yapalım? İleriden dönüp gelelim. Kızılay yapalım. Kızılay'dan Bahçeli'den Ümitköy Çay yoluna doğru gidelim. Bir dakika ya, sıfırlayabiliyoruz mu? Tripi var bunun. Biz niye sıfırlamıyoruz ki? Ha, doğru ya. Trip A diyor zaten. Sıfırladık ha? Tamam, Trip A'yı sıfırladık. Harika. Şimdi gidiyoruz. Bu seriyi ilk defa izleyecek arkadaşlar için küçük bir açıklama yapayım. Motosikletleri aslında başka türlü de test edebiliriz. Önceki videolarımda da söyledim. Standart bir kullanım yapacağız. Zaten kendisi de bir 100-150 kilometrede falan herhalde, o civarda bir şeydi. Çok zorlamayacağım. Rahat rahat zorlamadan gideceğim. Normalde başka şekilde de bunu test edebilirim ben. Benzini fullerim. Zaten 5 litre alıyor. Benzini fullerim. Kullandıktan sonra biraz daha fullerim. Ama buradaki benzinin bitme heyecanı çok keyifli oluyor. Hem izleyenler için hem benim için. İşte nerede bitti, nerede bitecek. Beklemek çok güzel oluyor. Güzel bir görsel video oluyor sizin için. Benim için de öyle. Hem motosikletten bahsetmiş oluyoruz, hem Ankara'yı gezmiş oluyoruz, hem motovlog yapmış oluyoruz. Böyle işte. Böyle bir serimiz var. Elimize geçen her motosikleti yapmaya çalışıyoruz. Sizin istekleriniz doğrultusunda. Şimdi bu motosikletten biraz bahsedeyim. Dediğim gibi incelemesini yaptım. İzlemeyen arkadaşlar varsa sağ üst köşeden bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izleyebilirler. Motosiklet 125 cc. Aslında Honda'nın MSX motoruyla aynı alt motora sahip, aynı bloğa sahip. Yaklaşık olarak 9 beygirlik bir motosiklet. Kullanımı çok kolay, çok rahat. Hatta bunu ilk zamanlar oyuncak olarak üretmişler. Sonra motosiklet mantığı yerleşmiş aslında ama bence yerleşmemiş. Hala bence oyuncak. Yani oyuncak olarak üretmişler ama bana göre oyuncak olarak kalmış. O kadar eğlenceli ki ışıkta falan duruyorum. İnsanlar bakıyorlar şöyle, kadınlar, erkekler, kızlar, çocuklar. Herkes bakıyor. Bütün gözler üzerinizde. Ha, gönül ister ki motosiklete değil sana baksınlar. Sizin için söylüyorum gençler. Benim için değil de.
Bana zaten bakıyorlar. Neyse, şaka bir tarafa, yani gözler üzerinizde oluyor. Hakikaten çok güzel bir motosiklet. Böyle araya deriye girme konusunda da çok yetenekli ha. Muazzam yetenekleri var. Hani küçük ama etkili. Öyle düşünün. Hani küçük oyuncak gibi, ya bunun canı nedir ki gibi görüyor insanlar. Küçük boyutundan dolayı, hani boyutundan dolayı yani bunun bir etkisi yoktur diye zannediyorlar. Ya bu kaç yapıyor falan diye, işte 100 deyince nasıl yani diyenler oluyor. Ya da işte ya bu kaç tıkmış, elektrikli mi bu, 50'lik mi falan diyenler oluyor. Küçümsüyorlar ya yavruyu. Küçümsemeyin. Zaten küçük ama o kadar da şey yapmayın yani. Güzel. 9 beygir bir kere. Yani boyutu küçük aslında. Kendi şey ölçüleri küçük. Kendisi güzel. Kızılay'dayız bu arada. Mümkün olduğunca gittiğimiz yerleri de söyleyeyim ben size. Atatürk Bulvarı üzerinde. Ne oluyor, tartışıyorsunuz mu? Kavgalar. Şş, sakin sakin. Gerek yok böyle şeylere arkadaşlar. Burası Kızılay Meydanı idi. 15 Temmuz Meydanı oldu. Malum olaylardan dolayı maalesef. 15 Temmuz Meydanı oldu. Şurası da Kızılay AVM. Ergen kardeşlerimin buluşma noktası. Şuradan döneyim. Birazcık şehir içinde gezeyim. Buradan Eskişehir yoluna çıkarız ileriden. Oradan da Ümitköy Çayyolu tarafına gideriz diye düşünüyorum. Birlikte benzinimizle. Şu an 4 kilometredeyiz. Bakalım 4.3 ne kadar gideceğiz. İsterseniz ben burada beklerken siz bir yazın artık. Bekliyorum size. Videonun bu kısmında kaç kilometre gideceğini şu an bekliyorum sizden. Kaç kilometre gider tahminleri alayım. Video bittikten sonra da şu kadar demiştim, bu kadar bitti diye ikinci bir yorum yapın. Yani bu daha güzel olur. Hem bana katkınız, desteğiniz olmuş olur. Hem de tahmininizi daha rahat, net görmüş oluruz. Buralara kadar gelmişken şuradan bir Bahçeli 3. cadde, 7. cadde yapalım. Göremiyorum ki, tabii çekilin la. Kardeş şöyle bir çekil de yolu göreyim. Yolu kapatmışsın, hiçbir şey göremiyorum ya. Buraya kadar gelmişken bir Bahçeli 3. cadde, 7. caddeyi bir turlayalım, gezelim böyle bıcır bıcır motosikletimizde. Çünkü bundan sonrası hep şey olacak yani, biraz daha bulvar olacak. Çok fazla trafiğe girmemiş olacağız. En azından şurada bir trafiğe de girmiş olalım. Bir de öğrenci arkadaşlarımız için, özellikle zamanında burada okuyan öğrenci arkadaşlar için de 3. cadde, 7. caddeyi de göstermiş olalım. Anları bir depreşsin arkadaşların buzda. El ele gezdiği arkadaşlarını, eski sevgililerini hatırlasınlar. Geçirdikleri güzel vakitleri hatırlasınlar. Ondan sonra yolumuza devam edelim. 3. caddedeyiz şu anda. Önümüze dolmuş gelmeyeydi iyiydi ama bir fırsatını bulursam yanından sıyıttırırım. Evet, göz göze geldik. Bakalım yol verecek mi? Dur bakayım. Tamam, bir dakika diyor. Bak gördün mü? Kral ya. Teşekkür ediyorum. J1258. Sağ olasın. Eyvallah dolmuşçu. Dolmuşçular selam olsun, buradan dolmuşçu izleyicimiz varsa hepsi yol veriyor maşallah. Bahçeli 7'yi de bitirdik. 10 kilometre oldu. Bakalım kaç kilometre daha gideceğiz. ...19.9'dan 20 kilometre olmak üzereyiz. Bakalım derken tam 20 kilometre olduk. 20 kilometredir 1 litre benzinle devam ediyoruz. Honda Mankey ile bakalım kaç kilometre daha
gideceğiz. 20 kilometreyi geçtik. Haydi bakalım. Yine girdik trafiğin ortasına. İlerleyen kilometrelerde trafikten tekrar çıkalım. Çok fazla trafikte test etmiş olmayalım da. Biraz ortalamasını almış olalım. Hem trafik, hem rampa, hem yokuş, hem düz, hem sakin yol derken bir ortalama çıkaralım kendimizce. 39.4 olduk bakalım. Gitmeye devam ediyoruz. Bu arada İncek taraflarında bir yerlerdeyim. İncek dolaylarındayım ama tam olarak konumumu bilmiyorum. Şu karşıdaki bina Yargıtay sanıyorum. Neyse oralarda bir yerlerdeyim. Gidiyoruz bakalım. Rahat rahat öyle tekleme sekleme falan bir şey yok. Rahat rahat gidiyor. Sele de rahat. Ben de rahatım. Oturuş pozisyonu zaten çok rahat bu motosikletin. O yüzden her şey yolunda. Yolunda olmayan tek şey bataryamın giderek azalıyor olması. Umarım benzin bitmeden bataryam bitmez. Öyle de bir durum var. Şimdi benzin ne kadar geç biterse bataryam da o kadar sıkıntıya düşüyor. Çünkü sürekli çekim yapıyorum. Ve bataryayı da yetiştirmem gerekiyor. Batarya mı önce bitecek, benzin mi önce bitecek bilmiyorum. Derken 40 kilometre olduk. 40 kilometreyi bir, hatta 40.2, 40.3 diye uzuyor gidiyor. 40 kilometreyi de devirdik Honda Mankey ile. Bakalım yolumuza devam ediyoruz. İncek taraflarındayız. Şimdi Gölbaşı tarafına ineceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Honda Mankey 1 litre testine devam ediyoruz. Bu arada tekrar hatırlatalım. Videomuzu beğenmediyseniz hala videonun altından beğen tuşuna basabilirsiniz. Videonun sonunda da yorumlarınızı bekliyorum ama ayrıca kanalımıza izleyip abone olmayan arkadaşlar, aboneliğin ücretsiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle abilerim, aboneliğimiz ücretsiz. Videonun altından abone ol tuşuna basıyorsunuz ve yanında da küçük bir zil ikonu var. Ona da bastığınızda bildirimleri açmış oluyorsunuz. Bundan sonraki videolarımda da size bildirim gelmiş oluyor. Yeni videolarımdan haberdar olmuş oluyorsunuz diyerek küçük bir reklam hatırlatması yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bu arada karşımdaki binada Yargıtay binasıymış. Doğru tahmin etmişim. Hemen solumda Anayasa Mahkemesi var. Bunu da göstermiş olayım ve hemen sağımda da çok güzel bir park var. Ankara'nın en güzel parklarından bir tanesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı. İsmini değiştirdiler mi diye baktım da şöyle. Ahlatlıbel Atatürk Parkı hemen sağ tarafımda. Çok güzel bir park. Çok nezih, temiz. Ailenizle gelebileceğiniz muazzam bir parktır. Tavsiye ederim arkadaşlar. Burayı da bilmeyen gelmeyen varsa buraya bir gelsinler. Gelin. Gerçi kış geldi ama olsun. Kışın da güzel. Bir ormanlık alanlar falan güzel. İçinde bayağı etkinlik, go-kart falan da var. Paintball falan da var. Otoparkı var. Güvenliği var. Yemek yiyeceğiniz yerler var. Ailenizle çocukların oynayabileceği böyle geniş yeşillik alanlar var. Oyun parkları var. Güzel bir park. Bunu da buradan geçerken söyleyeyim dedim. Tekrardan yolumuza devam ediyoruz efendim. Benzin bitmeye başladı. Yapma. Gölbaşındayım. 48.2'yi gösteriyor ama senin bitmemen lazım ya. Biraz sallasam şöyle. Olmadı mı? He, biraz oldu. Salla. Tamam. Gidiyoruz. Güzel. Şu köprüyü bari çıkalım. 50 bari yapalım ya. Sen ne yapıyorsun ya? Lütfen. Şöyle zıplaya. İçindeki benzin 48, 49, Honda diye öyle hatırlıyorsanız 54 kilometre yapmıştık 1 litre ile. Honda Mankey 48.7 diyor ama zorlamaya başladı. Arıza ışığı yandı biraz önce tabi benzin çekemediği için. İlerleyen kilometrelerde söner o ama şimdi 1 kilometre daha gitmeni rica edeceğim senden. Mankeyciğim lütfen. Bak hazır göl başına da gelmişiz. Mogan Gölü yanımızda. Mis gibi hava var. 49.2. Lütfen şu 50'yi tamamlayalım. Ben mi? Tek kişilik bu, ben sizi nasıl alayım ya? Gerçi 2 kişilik olsa da sizi alamam da olsun. 49.4, 49.5, 49.6. Bakalım 70-75 km hız aralığında gidiyoruz. Ben sanki Honda Dion'un rekorunu kırar diye düşünüyordum ama
Nasıl oldu anlamadık ya. Bir ara tekledi ama bak şimdi şu an devam ediyor mesela, hiç problem yok. Şöyle biraz daha sallasam. Yani şu an ve 50. kilometreyi de devirdiği kilometre sayacımız Ankara Gölbaşı'ndayız. Honda Mankey 1 litre testinde 50'yi devirdik. Artık bundan sonra kasada sıkıntı değil. 50 kilometre bence iyi bir rakam böyle bir motosiklet için. Ama tık dediği yere kadar gideceğiz bakalım. Ağrı da ışığında yaktık ama olsun, onu serviste söndürürüz. Problem oluşmaz. Şu an gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Hatta şuradan dönseydim derken yeşillendi. Neyse devam edelim. İleriden döneriz. İleride benzinlik de var zaten. Ve tekrar teklemeye başladı. Tekrar teklemeye başladı. Bir daha sallasam şöyle yer mi? Yedi vallahi. Herhalde deponun içinde dediğim ya gelirken bir şey var. Farklı yerde sanıyorum. Yok yok, bu sefer gitti. Bu sefer gittik, tamam. Dur şu yol ayrımını geç. Yol ayrımını kurtar. Kurtardık. Harika. Evet. Tam olarak 51 kilometre Honda Mankey. Gel bakalım. Umarım görebiliyorsunuz. 51.1. Biz buna 51 kilometre diyelim. Kapatalım. 125 cc 4 zamanlı 9 beygirlik bir motosikletimiz Honda Mankey. Tatlış mı tatlış, rahat mı rahat, keyifli mi keyifli. 1 litre ile 51 kilometre yaptı tam olarak. Videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde 1 litre testlerimizin devam etmesi için, farklı motorlarla videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca benzinle ilgili. Ve bir de kanalımıza abone değilseniz alttan abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.